Arafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Sayın Cumhurbaşkanımızın Batman'da gençlerle buluşması münasebetiyle programımıza biraz daha geç başladık. Çok güzel bir şey söyledi, hemen öyle gireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Bence bu cümleyle aslında bizim tam böyle mottomuz olsun program için. 2 Mart programımızda AK Parti Grup Başkan Vekili, Kayseri Milletvekili aynı zamanda Sayın Mustafa Elitaş var. Hiçbir şey sormadan, herkese söylediğimiz gibi eşit bir şekilde Mustafa Elitaş Araf'ta mı? Araf'ta değiliz. Değil miyiz? Ama şu an Arafta Sorular programındayız. Tamam. Burada anlaştık hocam. Evet. Ama onun dışında hiç kendinizi Araf'ta hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Bazen oluyor tabii. Bazen oluyor. Olmuyor demeniz yanlış olur. Çünkü iklimlerin içerisinde kaldığınız problemler, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, böyle mi olurdu, böyle mi olurdu diye bir zihninizde öz eleştiri yaptınız, bir muhasebe yaptığımız süreçler oluyor. Ama bizde inancımıza göre keşke dememek lazımdır, biliyorsunuz. Ama bazen insanoğlu olduğu için böyle yapmasay mıydım acaba diye sorularınız oluyor. Fakat bunları hemen aşıyorsunuz. Çünkü yaptığınız iş, bir şeyi söyledikten sonra artık onun zaten laf ağızdan çıktıktan sonra lafın esiri olursunuz. Evet, ne güzel söylediniz. Hayatınızda kaç tane yanlış, kaç tane doğrunuzu götürdü? Böyle yani hata yaptığım işler vardır ama bu hata, asıl mesele şu: hatanın toplumsal etkilerinin ne olacağı veya başkalarına zararı ne olacağı ile ilgili, bir de kendinizle ilgili olan kısımlar var. Bu yaptığınız hatalardan aileniz, yakın çevrenizde bir zarar var mı? Onun şeylerini düşünebilirsiniz. Mesela siyasete atıldığımız günden bu tarafa benim 4 tane evladım var. Allah bağışlasın. Birincisi büyük, gerçi o pek etkilenmedi ama 3, 4 ve 2, 3 ve 4. çocuklar bizim siyaset sürecimizde biraz baba sevgisinden, babayla muhabbetten mahrum kaldılar. Gerçi birinci de baba iş hayatında çok aktif bir şekilde gittiğinden dolayı o da, büyük oğlan da, bir numaralı babayı büyük gayretler içerisinde sanayicilik yaparken, ticaret yaparken o da pek görme imkanı bulmadı. Yani evlatlarla ilgili yaptığınız, onlarla uzaklaştığınız kısımlar, bir de imanatta, siyasette millete hizmet etmek için, ülkenize hizmet etmek için yaptığınız tercihler konusunda baktığınızda herhalde birbirini götürmüştür, nötr olmuştur diye düşünüyorum. Can nötr mü? Herhalde nötrdür. Onu çocuklara sormak lazım. Hepsine selam olsun buradan. Peki, şimdi genelde Mustafa Hocam, ben genelde konuklarımı aldığım zaman böyle siyasetçilerden, özellikle AK Partili siyasetçilerden herkese sorduğum soru, kısaca hızlandırılmış bir şekilde soruyorum çünkü çok sorularım var. Dava derken neyi kastediyorsunuz? Dava inanmak demek. Dava. Mesela davamıza zarar gelmesin. Bu benim çok önemsediğim, gerçekten çok böyle her türlü taştan, kirden, değil mi, temiz tuttuğumuz bir söz. Davamıza zarar gelmesin ne demek? Bir hedef olmadan dava olmaz zaten. Evet. Bir hedef belirlersiniz. O hedefe gitmek için bir yol haritası çizersiniz. O yol haritası sizin davanızdır. Bu davalardaki gideceğiniz yolda da yol arkadaşlarınız, dava arkadaşlarınızdır. Hedef nedir? Bizim hedefimiz, siyaset olarak baktığımızda, insanların mutluluğudur. Türkiye'nin hak ettiği seviyeye gelmesidir. Ülkemizin bekasıdır. Ve şu andaki yaşadığımız işlerde Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda herhangi bir şekilde aksaklığa uğratmayacak şekilde gayret göstermemizdir. Bizim yapacağımız hatalar, bizimle beraber yürüyen insanların bize bakış tarzlarını değiştirmeyecek şekilde gayret gösterirseniz, onlarla ilgili davanıza destek verecek insanların bakışlarını farklı yönlere gönderdiğiniz takdirde davamıza zarar vermiş oluruz. Bu anlamda hedef, insanların mutluluğu, Türkiye'nin refah seviyesini yükseltmek ve ülkenin bekasını en üst seviyelere çıkarmak. Bu noktada yaptığınız hatalar davamıza zarar vermekte. Peki Mustafa Elitaş kendisini anlatmayı sever mi? Şu anda kendisini anlatıyor. Yani o benim pek huyumda değil. Siyasetçilerde biraz vardır. Niye öylesiniz? Benlik öne çıkar ama ego vardır ama benim yapımdan öyle değil herhalde. Ben pek fazla kendimi anlatmayı, şunu yaptım, bunu yaptım işlerine pek girmem. Herhalde görenler takdir ediyordur diye düşünüyorum. O biraz insanın kendi yapısında vardır. Siyasette de bu daha ziyade fazladır. Çünkü beni aday koydukları için şu kadar oy aldım der. Aslında ben aldım oyu diye ifade eder. Öyle mi? Ben şunu yaptım der, bunu yaptım. Ben olmasaydım şu kadar olurdu diye. İnsanın doğasında olan bir şeydir ama ben bunu pek yapmadığımı tahmin ediyorum. Kendinizi anlatmayı sever misiniz derken, çünkü size şimdi kendinizle alakalı bir soru soracağım, o yüzden ön almaya çalışıyorum. Sorarsanız anlatırız herhalde onu şey. Hayır, gereksiz şimdi, yere anlatma konusunu anladım. Yok, ben anladım. Allah razı olsun, ne demek istediğinizi anladım. Aslında bu da bir imtihan değil mi Mustafa Hocam? Yani bir taraftan iyi bir makamdasınız. Yani insanız. Hani ego, kibirden Allah'a sığınırız, o ayrı bir şey ama. Şimdi ego, hani bu benlik duygusunu da imtihan etmek, yani kendimizi dövmek, o da ayrı bir imtihan. Onu nasıl başarıyorsunuz? Bilemiyorum ki nasıl başarıyorum. Yani başarıyor muyum? Onu da bakmak lazım. Kendinizi döver misiniz? Şöyle, bir kere empati yapmayı çok severim. Aa, süper. Karşıdaki insan, ben olsam ne yapardım meselesini. Çünkü milletvekili olduğunuzdan itibaren çok çeşitli talepler geliyor, istekler geliyor. O isteklerin bazıları hiç olmayacak, bazıları komik. Bazıları da kızdıracak nitelikte olabiliyor. Ama diyorsunuz ki ya bu karşıdaki kişi ben olsaydım ne yapardım düşüncesine kapılıyorsunuz. Ona göre bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bazen öyle geliyor ki ben diyor şuraya şunu olmak istiyorum, müdür olmak istiyorum, genel müdür olmak istiyorum diyor. Ben de şöyle bir süzgecimden geçiriyorum. Ya bu arkadaş böyle olsa, benim iş yerim olsa ben bunu ne görevde çalıştırırım? Genel müdür mü yaparım? Tabii ki. Genel müdür mü yaparım, müdür mü yaparım, yoksa görevine devam etsin mi diye. Bu empati yapmak biraz beni rahatlatıyor. Belki benimle irtibat sağlayanlar ya bizden fazla ilgilenmedi diyen de oluyor olabilir ama karşımdaki muhatabın çok memnun kaldığını düşünüyorum. Diyorlar ki çok açık sözlü ifade ediyorsunuz. Olur deyip elimize bir oyalama kağıdı vermiyorsunuz. Net bir şekilde ifade ediyorsunuz. Biz elimizden geleni yaparız, kısmetiniz varsa oluruz diye söylüyoruz. Onlar da memnun kalıyorlar. Yani gerektiğinde hayır diyorsunuz. Tabii. Zaten işin doğası o, hayır diyebilmek. Ama nasıl hayır diyebilmek? Hayırın niye olduğunu izah edebilmek. Baştan hayır demek de olmuyor bu iş. Yani önce insanın karşıdaki muhatabın bu meselesini dinlemek. Onu dinledikten sonra niye olmayacağı, olamayacağı konusunda ona ikna etmek. Bak böyle böyle şartlar var, ondan dolayı ben bunu ifade etmiyorum. Israr ediyorsam içime sinmeyerek senin için bir arayayım diyorum. İlgili yerleri arıyorum. Bakın diyorum böyle böyle bir talep var. Uygunsa, mümkünse, ihtiyacınız varsa diye söylüyorum. Onlar da ihtiyaçları varsa, uygunsa, mümkünse değerlendiriyorlar. Aslında bu da bir hayırın ne kadar hayırlı olduğunda gösteren de bir sonuç ortaya çıkartır. Öyle olabilir. Peki Mustafa Hocam, şimdi siyasete başladığınız zamanla şimdiki geldiğiniz nokta arasında siyaset kavramı ne kaybetti? Şöyle, siyaset kavramı... Bu arada çok özür dilerim. Hem de biraz da sizin o siyasi yolculuğunuzu dinlemek istiyorum. Üniversite yıllarında bizim gençliğimiz döneminde siyaset hepimizin, özellikle gençliğin ruhuna işlemiş bir dönemdi. Ben 1976 yılında üniversiteye girdim. 12 Mart Muhtırası biliyorsunuz 1972'de oldu. 1967'de dünyada Fransa'daki öğrenci olaylarıyla başlayıp Türkiye'ye gelip arkasından 1972 12 Mart Muhtırası'nın ortaya çıkmasıyla birlikte o dönemde yaşadık. Artı Kıbrıs harekatını yaşadık. Büyük bir heyecan duyduğumuz dönemde, hatta gönüllüler arasında girip Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak, oradaki zulüm gören kardeşlerimize destek olabilmek için yaptık. Abim rahmetli de o zaman askerdi zaten. Arkasından bu seçimler geldi. Evde babam rahmetli iyi bir Demokrat Partiliydi. İyi bir Menderesçiydi. Allah rahmet eylesin. Teyzemin kocası, eniştemiz, o da iyi bir Milli Selamet Partiliydi. İki Milli Selamet Partili, Demokrat Parti, Adalet Parti çizgisiyle bir meclis vardı. Yani tartışılırdı. Komşumuz, enişte, teyzemin kocası en yakın komşumuz. Babam Adalet Partili, o Milli Selamet Partili. Babamızdan aldığımız babanın verdiği etkiyle ister istemez siz de Adalet Parti, Demokrat Parti çizgisinden gidiyorsunuz ama eniştenin o bize anlattığı Milli Selamet Partisi çizgisi çerçevesinde zihninizde de bazı şeyler oluşmaya başladı. Arkasından lise zamanında hakikaten siyasetin liseye indiği dönemleri de yaşadık. Hep beraber o dönemleri de gördük. Sonra üniversite yılı. Üniversitede öğrenci olaylarının en çok olduğu bir dönemde 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydoldum. Ama okulumuz maalesef 11 ay kapalıydı. Siyasi olaylardan dolayı kapalıydı. ODTÜ'de bir öğrenci öldürülmüştü. Ankara'da bir öğrenci öldürülmüş. İstanbul'da bir öğrenci öldürülmüş. Yani 40 yıl oluyor herhalde değil mi? Yaklaşık 40 yıla yakın, 40 yıldan fazla bir zaman ortaya çıkıyor ki o dönemde öğrenci olaylarından dolayı Siyasal Bilgiler Fakültesi de bu siyasi olayların beyni diye kabul edilip bütün organizasyonların yapıldığı bir okul olarak değerlendirildiğinden o dönemde sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi hükümetiydi 1977 yılında 6 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmişti. 213 milletvekiliyle Güneş Motel hadisesinin olduğu dönemdeki iktidar süreciydi biliyorsunuz. 13 milletvekilini transfer ederek her bir tanesi hariç her birine bakanlık vermişlerdi. O dönemde okulumuz bizim maalesef kapalıydı. O süreci yaşadık. Öğrencilerin gençlik zamanı aslında öğrencilik zamanı en idealist olduğunuz dönemlerdir. Çünkü hiçbir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, gelecekle ilgili hesapların yapılmadığı, o gün nasıl olabilir diye doğruların tespit edildiği, tercih edildiği duygularla ve tamamen saf bir duyguyla ifade edilip bir yolda gittiğiniz bir dönem. Arkasından askerlik ve 12 Eylül dönemi. Her şeyimiz, bütün hayatımız boyunca siyasetle geçti. Şimdi bakıyorum gençlere, geçen bir milletvekili arkadaşımızın biri 21 yaşında, biri 27 yaşında. 2 tane oğlu vardı. Özellikle 21 yaşındaki oğluna sorduk. Gençlerin siyasete bakışı nasıl diye. Dedi ki gençler arasındaki en az konuşulan şey siyasettir dedi. Halbuki bizim 13-14 yaşında en çok konuştuğumuz şey siyasetti. 13-14 yaşı. Evlerimize giren gazeteler çok önemliydi. Anladım. Yani evlerimize giren gazeteler reklam olmaz herhalde. Şu anda o gazete kalmadı diye biliyorum. Mesela bizim evimize hep Tercüman Gazetesi girerdi. Bu sağ tandansların aldığı gazete Tercüman Gazetesi. Önceden önce Milli Gazete falan yoktu. O sonradan çıktı. Sağcıların aldığı Tercüman Gazetesi, sol tandansını aldıkları diğer gazete. Şimdi onların hayatlarında yayın hayatına devam ettiği için onların isimlerini vermek doğru değil diye düşünüyorum. Yani bu çerçevede devam ettik. Okuduğunuz gazete bile öyle ortaya çıkardı. Bir de dükkanlar küçük olduğu için sanayideydi rahmetli babamın dükkanı. Sanayide hem tamirci dükkanı vardı hem yedek parça dükkanı vardı. Bu ara ben 1974 yılında ticaret hayatına atıldım. Öyle mi? İlk vergi mükellefliği 1974 yılında başladı. Hocam, Kayseri'de böyle, genelde böyle mi oluyor? Yani ticaret hep oluyor mu? Ya şöyle, bizim arazimiz Esra Hanım, arazimiz çok verimsiz bir arazi. Volkanik bir kütleye oluşmuş. Ova olan yerde yerleşim alanları oluşmuş. Diğer yerlerde tarım yapmaya, hayvancılık yapmaya müsait değil merkezde. Biz ticaretle yoğrulmuşuz biraz. Yani 2 kere 2'nin 4 ettiğini toplama çıkarmayı bildiğimiz anda ilkokul çağı demiyorum 5-6 çağ yaşlarındayken bizlere bir şey alıp satmayı öğretirler. Mesela ilk ne alıp ne sattınız? İlk alıp sattığımız şey şemşamer deriz biz. Şemşamerin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir dakika hatırlayacağım. Şeker Şemsukamer. Güneş ve ayı. Ay çekirdeği dediğimiz şey. Şimdi ben şemşamer gibi daha bütüncül bakmıştım. Yok şemsukamer biz öyle herhalde... Farsça olabilir. Şems Farsça bir şey değil mi? Şems aynı zamanda Arapça. Arapça mı? Kamer, ay Arapça. Evet, Arapça evet. O zaman öyleyse. Şimdi güneş ve aya bakan, güne bakan bir yerde herhalde o şeyin adı. Kimi şey diyor, ay çekirdeği diyor, kimi çiğdem diyor. Çeşitli yerler ama bizde şemşamer diye söylenir. Bu en kolay yapılan satışlardan biri. 3 bardağı 25 kuruştu mesela o zaman ben sattığım dönemde. 7 yaşında Amcam peynir ticareti vardı. Onun yanında çalışmaya başladım. Biz yani okuma yazma öğrenip yürüme çağına gelip dilimiz döndüğü andan itibaren hep bir yerlerde çalıştırdı babam. Kendi yanında en son çalıştı. Doğrusu. Nasıl anlaşılır bilmiyorum ama rahmetli derdi ki oğlum dedi, babanın dükkanına gelmeden el tokadını yemen gerekir derdi. Yani başkasının yanında disiplin olabilir, disipline altına girebilmek için, disiplinli bir şekilde çalışabilmek için el tokadı yemen gerekir derdi. Biz 17 yaşında babamızın yanında 3 aylık yaz tatili dönemlerinde çalışmaya başladık. Ondan önceki dönemlerde hep başka iş kollarında beni çalıştırdı. Bir çaycılık, işte iş dükkanında çaycılık yaptık, kaportacılık yaptık, kaynakçılık yaptık, tornacılık yaptık, mühendis yanında çalıştık. Yani yağ, peynir, ayakkabı, ne bileyim epey sektörde 3'er aylık, 5'er aylık dönemlerde faaliyet gösterdik. Ve bu da çok önemli bir kültür, biliyor musunuz? Peki ilk ne zaman battınız hocam? Öyle bir şey oldu mu hiç? İlk ne zaman? Battınız. Batmak derken? Yani iflas ettiniz. Hani genelde iş adamları... öyle bir şey olmadı. Olmuyor. Şöyle, eğer ayağınızı yorganınıza göre uzatırsanız, çok heyecana dalmazsanız, hedeflerinizi afaki noktalara götürmezseniz, bizde şunu derler Esra Hanım, sermayenin dibi dağ gibi, ucu kıl gibi olacak derler. Çok güzel. Yani sermayemiz öyle geniş olmalı ki, öyle iş yapabilmeliyiz ki, yani bu parasal sermaye değil, bakış açısında bu sermaye içerisinde koymak. Yani depremlerden, doğal olaylardan, başka şeylerden etkilenmemeli. Mesela pandemi sürecinden eğer bu meseleleri sigorta ettirmeyen, tırnak içinde söylüyorum bu sigorta işini, belli olmayan, ani ortaya çıkan meselelere karşı eğer depreme dayanıklı bir işletme kurmadığınız takdirde, 7 şiddeti, 8 şiddetindeki büyüklük diyorlar. Şimdi eskiden şiddet diye söylerdi. Kandilli Rasathanesi, bilir misiniz onu bilmiyorum. Deprem olduğunda 6 şiddetinde deprem denirdi. Ahmet Bey de Işıkara zamanında. Işıkara zamanında önce büyüklük denilmeye başlandı. Büyüklük. Işıkara'dan önce şiddet diye söylenirdi. Biz eskiler hala şiddet diye ifade etmeye çalışıyor ama doğrusu herhalde büyüklük şeyini. Yani işletmenizi 3 büyüklüğündeki bir depremde sallanmayacak, hiç hissetmeyecek, 7-8 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı halde tutmadığınız takdirde her an başınıza bir şey gelebilir. Ne olur? Büyümezsiniz, küçülürsünüz ama yok olmazsınız, batmazsınız. Yani ona göre dikkat etmek lazım. Atasözlerimiz çok önemli. Ayağını yorganına göre uzat, efendim sermayenin dibi dağ gibi, ucu kıl gibi olacak ve şiddete dayanıklı etkilerden... Sanki o Kayseri sözü gibi değil mi hocam? Genelleme yapılan bir sözdür aslında ama sanki onu ben yeni şimdi şöyle, son zamanlarda kolay para kazanılan yerler çıkmaya başladı. Kolay para kazanılan yerler de kolay kaybedilir. Çünkü bir anda gelir, bir anda gider. Zor kazanılan şeyler de zor kaybedilir. Çünkü onun temelini çok iyi örüyorsunuz. Yani dayanıklılık şiddetini çok iyi görüyorsunuz. Yani o şiddet içerisinde piyangodan çıkan paralar... Bir bakıyorsunuz, şimdi büyük ikramiye ne kadar bilmiyorum. Benim bildiğim, gençlik yıllarımızda bildiğimiz, sanıyorum rahmetli Özal 1980'de 1 milyon lira ikramiye yapmıştı. 1 milyon idi doğru, milyar değil o zamanki 1 milyon. Kayseri'den birisi de 83-84 yılında 5 milyon kazanmıştı. 5 milyonluk adam diye. Adam bir anda akrabalarda çoğaldı, bir şey yaptı ve birileri çok akıl vermeye başladılar. O verilen akıl çerçevesinde bir anda para gitti. Yani bu kolay geldiği için kolay gidebiliyor. Yani ticaret hayatında bilemediğiniz olağanüstü şeyler olabilir. Fakat kazanması da çok zordur. İyi kazanırsanız, temellerini sağlam atarsanız batması da çok zordur. Peki buradan Mülhem, o zaman soruyu şöyle sorsam. Ben kendi bakışımdan söylüyorum. Hızlı büyümezsiniz ama hızlı da bir anda da yok olmazsınız. Anladım. Şimdi şöyle sorsam, bir dönem bu ülkede, bu topraklarda Ekonomi Bakanlığı yaptınız. Şöyle 3 tane net soru sormak istiyorum. Bir tanesi halkla, yani mesela mutlaka birçok yerler, organizasyonlara katılıyorsunuz, konferanslara gidiyorsunuz, toplantılara katılıyorsunuz. Halkla mutlaka ekonomi sohbetleri yapıyorsunuzdur. Halk ne söylüyor? Buradaki veriler gerçekten halkın cebi mi, yoksa bir takım insanların bu anlamda işte abartıları mı olarak mı görüyorsunuz? İşte marketlerde yapılan bu düzenlemeler olduğu zaman işte bir takım spekülatörlerin bu olayları manipüle etmesi düzenlendikten sonra gerçekten ekonomi düzelecek mi? Ne dersiniz bu konuda? Şimdi Esra Hanım, şöyle söyleyeyim. Geçen 2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında bunu ifade etti zaten. Hı. Dünyada pandeminin ortaya çıkardığı etkenlerle Türkiye'de yaşadığımız sorunlar var dedi. Ekonomik anlamda. Hı hı. Biz bu sorunları biliyoruz. Mesele sorunları bilip çözüm yolları üretebilmek. Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimizde Türkiye'nin aslında şu anda dünyada ekonomik olarak belki kitabını yazmayabilir ama yaşayan insanlar olarak bizim kadar olmamıştır. Mesela Türkiye'deki krizlere baktığınız zaman 1958 devalüasyonu aklınıza gelir. Hı hı. 2 lira 81 kuruş olan dolar 9 liraya çıkmıştır. Arkasından 1967 petrol krizi dünya ekonomisini çok büyük bir sarsan bir noktaları. 1958 devalüasyonu dış alemden değil iç alemdeki birikmiş bir basıncın dışa vurmasıdır. Az önce tepki ile ortaya çıkabilecek şeyleri söylediğim. 1967 dünya ekonomik petrol kriziyle ortaya çıkan olağanüstü derecede bir artışı. 9 dolarlık petrol hemen hemen 20-25 dolarlar seviyesine çıkmış. Petrol üreten OPEC, petrol ihraç eden ülkeler bir anda toplanarak, o zaman çok önemli Arabistan'ın şeyi vardı, petrol bakanı vardı. Onu herkesi adını çok iyi bilirdi. Bak şimdi 50 yıl geçmiş aradan, hatırlamaya çalışıyorum ama biraz sonra hatırlarım bu şeyleri. Arkasından 1977 ekonomik krizi geldi. Sonra 1979 geldi. 70 sente muhtaç olabilecek olduğu ifade edilen bir dönem ortaya çıktı. Evet. Bürokrasinin paltolarla iş yerlerinde veya ofislerinde çalışıldığı gazetelerde yazıldı, çizildi. Sonra 24 Ocak kararlarıyla birlikte Türkiye yeni bir sisteme gitmeye başladı. Bu sistem neydi? Serbest piyasa ekonomisinin hakim kılındığı, ihracata dönük bir büyüme modeliydi. Bu 89'a kadar devam etti, hı hı, sakin bir şekilde. Hı hı. 89'dan Türk parasını rahmetli Özal convertible edeceğim, yani dünyanın her tarafında devam etsin diye yaptığı bir süreçte hafif bir dalgalanma geçirdik. Ama o zaman çok siyasi partinin girdiği dönemde tavizler başladı. Hı. Ve 1991 seçimlerinde Türkiye koalisyonlarla tanışmaya başladı. 1991 seçimlerine girerken vaat yarışı başladı. Hatta kim ne veriyorsa 5 fazlası ifadesi kullanılan bir süreci beraberinde yaşadık. Demirel rahmetli öyle söylemişti. Fındığa kim ne veriyorsa 5 fazlası, asgari ücret kim ne diyorsa 5 fazlası, şu kim ne diyorsa 5 fazlası diye çıkarak müthiş bir noktaya doğru gitmeye başladık. Bu ne oldu? 1991'den 94 yılına kadar devam etti. Hı hı. 1994'te 5 Nisan kararlarını yaşadık. 1993 yılı sonunda 13,5 lira olan dolar 42 liraya çıktı. Arkasından bir yeni bir üst noktada denge oluşmasıyla birlikte bu 1994'teki yaşanan bastırılan veya halının altına süpürülen iş 2001 yılına kadar devam etti. 2001 yılında tekrar bir sistem değiştirmeye başladık. Önce sabit kur sistemi, 2001 yılında çıpalı kur sistemine dönmeye başladık. O çıpalı kur sistemi nedir? İşte 3 ay sonra, 3 ay içinde hep böyle olacak diye ve piyasaya bir güven veren bir unsurdu ama 2001 yılında sistem çöktü. Anayasa kitapçığı fırlatılınca bir anda sistem düdük tencerenin hem düdüğü ötmez oldu, hem emniyet sübobu tıkandı, birdenbire patladı. Biz bunları yaşadık geldik. 2001 yılından bu tarafa gelirken Türkiye'nin kendi içsel dinamiklerinden dolayı ortaya çıkan herhangi bir sorunla karşılaşmadık. 2008 yılında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bir krizin dünyaya yansıması, yine Cumhurbaşkanımızın o dönemde başbakanken bu krizi teğet geçeceğiz dedi ve dünyada krizi teğet geçiren nadir ülkelerden birisi olduk. Arkasından pandemiyle birlikte gelen ve 15 Temmuz sürecinde 2016 yılında hain darbe girişimine rağmen, 17-25 Aralık yargı operasyonuna rağmen Türkiye bunları çok kuvvetli bir şekilde geçti. Şimdi 2019 yılında, 2018 yılında Tayyip Erdoğan'ı göndermeye çalışan irade Türkiye'ye operasyonlar düzenlemeye başladı. 2018 yılının Ağustos ayında bir operasyonla birlikte döviz krizini yaşadık. Bir anda 7 lira 58 kuruşa çıkan bir döviz rakamıyla karşı karşıya kaldık. 2018-2019 yıllar arasında bu 6,85-6,5 ile 7 arasında kendi halinde bir dalgayla devam ediyordu. Sonra birdenbire bir baktık ki pandemi çıktı. 2019 yılının Aralık ayında, 2020 yılının 12 Mart tarihinde Türkiye'de başlayan ve uzun zaman süren, böyle olacağını da kimse hesaplayamadı. Aynen. Ne sağlık örgütleri hesaplayabildi, ne ekonomistler hesaplayabildi. Hı. Çünkü 2 ayda 3 ayda bu salgınla ilgili tedbirler alınır. Onunla ilgili faaliyetler yapılır, aşı, tedavi yöntemleri değerlendirilir dedi. Bunlar yapılamadı. Hala pandemi sürecini bitiremedik biliyorsunuz. Yeni yeni mutantları, yeni yeni varyasyonlarının ortaya çıktığını görüyoruz. İnşallah en yakın zamanda düzelir. Türkiye yani 1958 kendi iç dinamiklerinin ortaya çıkardığı bir kriz. 1967 petrol krizi, 1972 12 Mart Muhtırası, 1977 iç dinamiklerin ortaya çıktığından tamamen kapalı bir ekonomi oluşması ve fiyatları baskı altında tutmaya çalıştığından dolayı patlayan bir süreç ve 1979'da iktidar değişikliği, 24 Ocak 1980'de 24 Ocak kararları. Bu dönem içerisinde çeşitli şeyler var. 1980 24 Ocak'tan 89'a kadar herhangi bir şey yok. 91'den itibaren sürekli krizlerin olduğu bir süreç. Ekonomide bize şöyle öğretmişlerdi. Konjonktürel devreler vardır diye. O konjonktürel devreler çok zayıf ülkelerde 3 yılda bir kriz kendini gösterir. Gelişmekte olan ülkelerde 5 ila 7 yılda kendini gösterir. Gelişmiş ülkelerde de 9 ila 11 yılda bu konjonktürel şoklar kendini gösterir diye. Türkiye 80-24 Ocak kararlarla birlikte o konjonktürü uzatmıştı. AK Parti iktidarı döneminde iç dinamiklerinden ortaya çıkan bir krizle karşı karşıya kalmadık. Dış dünyada yaşanan konjonktürel devrelerin Türkiye'ye yansımasıyla bu işi görmüş oluyoruz. Şimdi vatandaşın sokakta gördüğü veya milletin söyledikleri doğru. 1. 2020 yılının Mart ayından itibaren kapandık. Kapandık pandemiden evlere dolayı. Kapandı. Pandemiden dolayı kapandık. Evet. İş yerleri kapandı. AVM'ler kapandı, dükkanlar kapandı, restoranlar kapandı. Şimdi gelirken sanayici, ticaret erbabı, ihracatçı, ithalatçı arkadaşlarla beraberdik ve restoran işleten restoran dernekleri başkanı arkadaşımızla da beraberdik. En büyük sıkıntıyı onlar çektiler. En büyük sıkıntıyı hizmet sektöründe olanlar çektiler. Bu süre içerisinde Türkiye ekonomik olarak bu insanların sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Kısıtlı imkanlarına rağmen. Kısa çalışma ödeneği dedi, işsizlik sigortası dedi vesaire dedi. Bu 1,5 yıllık süreyi yani Mart 2020'den Haziran 2021 tarihine kadar 15 aylık 16 aylık süre içerisinde vatandaş hepsini benimsedi. Muhalefetin pandemiyle mücadelede beceriksizsiniz demesine rağmen, farklı şeyler ifade etmelerine rağmen vatandaş gördü, dünyayı izledi. Dedi ki Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde pandemi sürecini en makul şekilde atlatan ülkelerden biri oldu dedi, bekledi. Haziran 2021'den itibaren piyasaların açılmasıyla birlikte ve dünyada da tüm aynı anda piyasalar açılmaya başladı. Bir üretim, ani üretim. Ondan önce ham madde üretimi yok. Maden üretimi yok. Malzeme üretimi yok. Diğer üretimlerin olmadığı bir dönemde birden üretime geçince dünyadaki malzeme sıkıntısı ortaya çıktı. Öyle bir nokta ki mesela Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bana diyor gelen konteynerler burada boşalıyor. Ama diyor başka ülkeye giderken buradan Amerika'dan doldurup gitmesi lazım diyor. Hı. Dünyanın en büyük ithalatçısı ülke Amerika. Dünyanın en büyük dış ticaret açığı veren ülke Amerika. Dünyanın en büyük dış ticaret açığı veren ülkesi eğer kendisine gelen her bir konteynerin dolmasını istediği takdirde dünyada büyük bir konteyner ihtiyacı hasıl oluyor. Geçen bizim çocuklar söylüyordu. Baba $2000 gönderdiğimiz, tuttuğumuz konteynerler şimdi $18.000 diyor. Yani bir malı yurt dışına ihraç ettiğiniz takdirde $15 ila $18.000 navlun bedeli ödüyorsunuz. Taşıma bedeli ödüyorsunuz. Bunlar da ister istemez fiyatlar genel seviyesine ve artış ortaya çıkmaya başladı. Hı. Hurda fiyatları arttı, hammadde fiyatları arttı, her şeyde bir artış oldu. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Ama inşallah alacağımız kararlarla, tedbirlerle bunu göreceğiz. Hayat pahalılığı da kendiliğinden geliyor. Hayat pahalılığı şu anda en büyük meselelerimizden biri. Enflasyonda %19'luk, 18'lik, 20'lik bir artış var. Ama hayat pahalılığında yani ani yükselmelere engel olamayacağınız gıda maddeleri, petrol gibi konuları onlarla bir şey yapamazsınız. Bir anda ne bileyim bize gıda ürünleri temin eden Akdeniz bölgesiyle Ege bölgesinde herhangi bir aksama ortaya çıktığı anda bir anda gıda fiyatlarında farklı bir şey ortaya çıkabilir. Petrol en büyük giderlerimizden birisi. Ortaya çıkan bir uluslararası sıkıntıda süremizde bir şey mi var? Yok, çok güzel gidiyoruz da biraz daha diğer sorular bekliyor şu anda. O, benim ekonomiye girdiğiniz için biraz orada... Yani süper gidiyoruz, hiçbir sıkıntı yok ama hani sorularım... Peki o zaman yani böyle şeyde şunu diyorum. Şöyle söyleyeyim. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı biliyoruz. Hı-hı. Yani hiçbir şey yaşamıyorlar diyemeyiz. Hı-hı. Çünkü herkes yaşadığını biliyor. Ortada bir hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığını bertaraf edebilmek için, bu da anlık bir şey yalnız. Kısa dönemlik bir iş. Eğer biz bu hayat pahalılığının normal bir şart altında devam ettiğini, burada hükümetin uyguladığı politikaların çok büyük hatalar içerdiğini ifade edip düşündüğümüz takdirde bu hayat pahalılığı sarmalından kurtulamayız. Çünkü tüm dünya yaşıyor bu işi. Hı hı. Şimdi iş adamı arkadaşlarla beraberdik, dediler ki bak dediler Sayın Bakanım dediler şu anda yurt dışında bizim ihraç fiyatlarımız yurt dışında çok iyi fiyata gidiyor. Hı hı. Ama bize çok pahalı geliyor. Şunu $10 gönderiyoruz. $10 gönderirken yurt dışında bizim buradaki malın fiyatı ihracatçı yurt içine sattığı zaman daha az para kazanıyor veya zarar ediyor. Yurt dışına sattığı zaman daha çok gelir elde ediyor. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Tüm dünyada pahalanma söz konusu. İşte dünya aşarken biz burada bu rahatsızlığı minimum seviyede tutmamız lazım. Geçenlerde bütçe komisyonunda... Evet, bunun etkisinde de aslında uluslararası operasyonunda olduğunu söylüyorsunuz. Yok, dünyada bir sıkıntı var. Dünyada. Şu andaki yaşadıklarımızı uluslararası operasyon diyemeyiz. Hı. Çünkü dünyada bir hayat pahalılığı başladı. Yani sadece bakın şeyde... Peki ben bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Yani tamam çok güzel anlatıyorsunuz ve ben bunu anlıyorum. Mesela Türkiye'deki geçmişe yönelik, tarihimize baktığınız zaman da krizlerin nasıl yönetildiğini, iç dinamiklerden kaynaklı, 1958'deki krizin iç dinamiklerden kaynaklı olduğunu, sonraki krizlerin de belli sebeplerden dolayı olduğunu söylüyoruz. Fakat bunu halka nasıl anlatacağız? Yani AK Parti bunun için ne yapıyor? Şöyle Esra Hanım, vatandaşa kriz yok diyemezsiniz. Ya kriz var mı? Kriz var. Sıkıntı var. Hı hı. Yani dünyanın yaşadığı sıkıntı var. Diyelim ki krizin 100 tane sebebini sayabilirsiniz. Hı hı. Şundan dolayı diye. Ama samimiyetle söylüyorum, inanarak söylüyorum, iddialı söylüyorum. Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı 100 birim sayarsanız bunların en az 85 tanesi dış dinamiklerin, yani dünyanın yaşadığı şeydendir. Belki 10-15 birimi de Türkiye'deki yaşanan iç dinamiklerdeki ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanabilir. Ama bu zaten onun da türevidir. Onun da birbirini katlayan bir unsurudur. Niye? 85 tane dış dünyadan kaynaklı buhran sebebi ortaya çıkmış. En az 5-6 tanesi zaten onun bağımlılığından ortaya çıkabilir. Belki 5-6 tanesi de bizim politikalara zamanında tepki veremediğimizden olabilir. Yanlış politika uyguladığımızdan olabilir. Özür dilerim. Mesela şu çok samimi bir şey soracağım. Eski bir hani bu siyaset içerisinde Ekonomi Bakanı olarak görev yaptınız. Mesela şöyle oluyor mu? Çok samimi soruyorum. Kendi Ekonomi Bakanlığı yaptığınız dönemle hani mukayese ederek de böyle kendi içinizde. Ya şöyle bir sıkıntı var. Evet bu gidebilir ama şunu hani kendi tecrübelerinize dayanarak şöyle yapsak aslında daha da iyi olabilir dediğiniz bir durum var mı şu an? Şöyle bizim AK Parti iktidarı bir bütündür. Evet. 2002 yılından bu tarafa yaptığımız bütün arkadaşlar yaptıkları görevi hakkıyla devam etmiştir. Ben benden önceki arkadaşın getirdiği çıtayı bir üst noktaya taşımak için gayret ettim. O arkadaş da benim getirdiğim çıtayı bir sonraki noktaya taşımak için gayret etti. Şimdiki arkadaşımız da daha üst seviyelere götürmek için yapıyor ki bugün 2021 yılında tüm zamanların en büyük ihracatını yapacağız. Eğer 220 milyar dolara geçeceğini tahmin ediyorum. Bizim zamanımızda 160 milyar dolar ihracat vardı. Ki de o zaman da büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştık. Ama şimdi 220 milyar dolara geçecek bir noktadayız. Eğer dünya piyasalarında böyle bir şey varsa, hani bizim 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı ya, bu o dünyadaki fiyat dalgalanmalarından dolayı ortaya biraz revize ettik. Ben öyle tahmin ediyorum ki 2023'ü 2026 yılında revize ettiğimiz takdirde piyasalar bu şekilde giderse biz 500 milyar doları 2026-2027 yılında yakalayabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü siz 2019 yılında 2021 yılının ihracatını 220 milyar dolar hesapladığınızda ya ne yapıyorsun sen derlerdi. Nitekim bütçe yapılırken 2021 yılında ihracat rakamları 190 milyar dolar, yanlış hatırlıyor olabilirim, 190 milyar dolar öngörülmüştü. Ama şimdi 220 milyar dolar, yani %20 civarında bir artışla karşı karşıyayız. Nereden çıktı bu? Dünyadaki talebin bolluğundan, arzın az olmasından, üretimin sınırlı olmasından ve Türkiye'nin üretim altyapısının hızlı durduğu anda hızlı bir kalkışa geçme imkanlarından kaynaklı bir iş. Şu anda arkadaşlarımız görevlerini hakkıyla devam ediyorlar. Ha şu olabilir, fikirler tartışılabilir. Ben istişare açısından söyledim. Estağfurullah. Şöyle istişare ediyoruz zaten. Şey biz arkadaşımızla da istişare ediyoruz. Hem Ticaret Bakanımızla, hem Hazine Maliye Bakanımızla, hem Sanayi Bakanımızla. Şöyle yapsak daha iyi olur mu diye, ama onların elindeki veriler daha yüksek. Biz verisiz konuşup tahminlerimizi dile getiriyoruz. Onlar veriyle konuştukları için aldıkları kararlar daha doğrudur. Bizim söylediklerimiz onların kararlarının almasında biraz daha yardımcı olabilir. Yoksa ben olsaydı belki o veriler benim elimde olsa ben daha farklı şeyler söyleyebilirim. O benden şu anda belki daha iyi düşünebiliyordur. Yani o anlamda bizim verisiz konuşmak yerine onlar verilerle olduğu için daha net bir sonuca ulaştıklarını ve kararlarının daha doğru olduğunu inanıyorum. Kesinlikle. Peki mutlaka sahaya iniyorsunuzdur. Böyle sahada hiç vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor musunuz? Oluyor. Şöyle bize doğrudan doğruya olmuyor. Ama gözlerinden anlıyorsunuz. Onun tepkisinin ne olduğunu. Burada hangi soruya gideceğimi anladınız mı? Yok, anlamadım. Yani ne soracağınızı, satranç oynamıyoruz. Ne yo, soracağınızı bakmıyorum. Yo. Buradan çok gündemdeki bir konuya peki, geleceğim oraya, de. Yani. Şöyle AK Parti %52 oy almış. Vatandaştan %49-85 oy almış bir siyasi parti. Cumhur İttifakı vatandaştan %66 oy almış bir ittifak. Evet. Şimdi %48-52 civarında dolaşıyor. Kararsızlar vesaire. Bu %65'ten oy almış bir ittifak. O günden bu tarafa baktığımızda az önce dediğiniz gibi vatandaş, komşusu diyor ki ya görüyor musun şu adamların yaptığını? Ekmek işte 1 liradan 1,5 liraya çıktı. Simit 3 liram olsun tartışmaları ortaya çıkıyor. Efendim soğanın 8 lira olduğunu yaşadık biliyorsunuz. Dün soğan şu an ne kadar? Dün aldım 1 lira 15 kuruş bir markette. Başka bir markette 1 lira 45 kuruş diye yazıyordu. Fişi de cebimde, isterseniz bakayım. Var mı gerçekten? Hakikaten var. Alışveriş ben yaparım. Market adını söylemeyeyim. Dün iki ayrı marketten soğan aldım. Ne yazıyor? 1,45 mi? Bir dakika. Evet. Şuradaki soğan daha iyi görünür durumda. Böyle de Mustafa Bey'in de en baştaki buradaki soğandı. Market alışverişini kendisi yaptığını. 1 lira kuru soğan. Arkadaşlar marketin adını çekmesin. 1 lira 15 kuruş. Arda adı yazmıyor zaten. Hı. 2 kilo 510 gram almışım. 1 lira 15 kuruş soğan kilosu. Öbür markette bulabilirsem. Ne kadar şimdi fark var? Markette bakayım, herhalde 30 kuruş falan fark var. Hmm. Ama ondan sonra oradan az almışım. İyi ki fazla almamışım. Öbür marketten biraz daha çok aldım. Az zarar etmişim demek ki. Hiç öyle düşünmemiştim. Hmm. Bulamadım soğanı ya onlar. Neticede iki market arasında kuruş dayı olsa yani bir fark var. Yani 20-25 %10-15 fark var ama. Hmm. İşte homo economics dediğimiz insanların şeyi budur. Araştırmak lazım, incelemek lazım. Aldığım marketi söyleyeyim mi? Reklama girer mi? Yok. Ucuz aldığım marketi. Girmez bence. Bu ben tarım kredi kooperatifleri, da, tarım kredi kooperatifleri marketinden aldım. 1 lira 15 kuruştu. Hatta bir torbada alsam mı acaba diye düşündüm. Evet, fiyatını bulamadım burada. Ha, 1 lira 45 kuruş. Evet. Bir markette 1 lira 45 kuruş. 1 kilo 935 gram almışım. Hemen hesaplıyorum. 1 lira 45 kuruş. Evet. Öbür marketimizde 1 lira 15 kuruş. 2 kilo 510 gram almışım. Evet. Yani %30 civarında bir fark var soğanla. Şeyde bunda saklayayım bakayım gelecek yıl kaç para olacak. Bir dahaki programa hocam o farkı. İnşallah bakalım. 2 artı fişle lütfen. Evet. Dün alışveriş yaptım zaten bu dünkü fiyatlar. Öyle mi? Evet, dünkü fiyatlar. Yakın. Yani bu neyi gösteriyor peki? Yani şöyle 8 liraya çıkan soğan döneminde yaşadık. Doğal şartlarla, iklim koşullarıyla üretim miktarının veya nakliyenin, sevkiyatın belirli olduğu ürünlerin fiyatları konusunda bir şey tahmin edebilmeniz mümkün değil. Bunu farklı şeylerle değerlendirebilmeniz lazım. Zaten enflasyonu vatandaşın en büyük şeyi şu. Enflasyonla hayat pahalılığı farklı bir kavram. Peki bu normal bir fark mı? Bu marketler arasında. Belki orada daha bence normal değil bu. 5 kuruş falan fark edebilir. 5 kuruş 10 kuruş fark edebilir. Belki o market şöyle. Şimdi insanoğlunun en çok tükettiği ürünlerden birisi olduğu için marketingde farklı bir şey vardır. Eğer o anda toplumun gözünde, aklında bir şey kaldıysa, aklında kalana vurucu bir etiket takarsanız öbür fiyatlar daha ucuzmuş gibi gelir. Psikolojik bir etkidir. Allah Allah, nasıl? Ben bir daha anlatır mısın? Şimdi insanların toplumda konuşup değerlendirdiği bir meseleyi, çok tüketilmeye başlanılan bir ürünü eğer siz alırken zihninizde başkalarından daha ucuz, geçen haftadan daha ucuz miktarda olduğunu görürseniz o anda sizin o marketteki bütün ucuzlar ucuz olduğu hissine kapılırsınız. Mesela peynirin çeşidi çok fazladır. Ama soğanın çeşidi 2-3 tanedir. Bir kuru soğan, beyaz soğan, kırmızı soğan. Bir de iri küçük olan bir soğanlar var. Ne diyorlar bilmiyorum. Cücük gibi bir şey mi? Yok, ceviz kadar soğanlar var. Yani bu 4-3 çeşit soğan olduğu için kuru soğan bellidir. Kuru soğanın fiyatını herkes aklında tutar. Domatesin 3-4 çeşidi var. İşte salkım domatesi var, pembe domatesi var, efendim bahçe domatesi var, sera domatesi var, baby domatesi var, çeri domatesi var. Onların içinde de farklı olabilir. Onun ambalaj şekliyle. Ama bir salkım domatesin fiyatını aklınıza tutabilirsiniz. Biber bellidir. Fakat bazı ürünlerin, diğer ürünlerin, peynirin, sütün çeşitleri vesaire gibi çok çeşitli olan ürünlerin fiyatlarını aklınızda tutamazsınız. Tek olan ürünün tek fiyatını çok kolay aklınızda tutarsınız. O anda bence 1 lira 15 kuruşa yazan market dışarıya koymuş. Soğan 1 lira 15 kuruş demiş. Diğer ürünlerin ucuz olduğu intibanı vermeye çalışabilir. Yani bu markette 100 lira yazmazlar da 99 lira 90 kuruş yazarlar. Niye? 100 büyük bir rakam olduğu için Psikolojik bir etki yapmak üzere bunu yaparlar. 1000 lira yazmazlar da 999 lira 99 kuruş yazarlar. Ve siz de alasınız gelir o çok. Yani ucuzlamış diye görürsünüz. Çünkü 1000 büyük bir rakamdır. 999 ondan daha düşük bir rakamdır. Yani bu anlamda değerli. Ne aradaki ödediğimiz rakamda o kadar fazla bir rakam değil. Yani o anlamda baktığımızda bizim hayat pahalılığı ile ilgili kısımlar doğru. Enflasyon bir yıl içerisindeki cebimizden çıkan, sadece bizim değil, Türkiye'de yaşayan 84 milyon insanın harcama ortalamasının bir yılın yılbaşından 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 milyon insanın harcama sepetlerindeki artan fiyat artışıdır enflasyon. Tüketici fiyatları dediğimiz bu. Sizin alışkanlıklarınızla benim alışkanlıklarım farklıysa sizin hayat pahalılığınız veya şahsi enflasyonunuz diyelim, teknik bir tabir değil. Sizin şahsi enflasyonunuzla benim şahsi enflasyonum farklıdır. Yani ne bileyim, siz pembe domates seversiniz 10 liraya alırsınız. Ben normal domates, bahçe domates veya sera domates derim. Ya benim bütçem buna müsait 4 liraya alırım. Arada büyük bir fark var. Ya bu domateslerde tek fiyat yok. Yok. 10 lira, 12, 13 lira baktım dün. 13 öyle liradan mi? 4 lira 95 kuruşa kadar domates var. Allah Allah. 13 liradan 4 lira 95 kuruşa kadar. Evet, salkım domates. Normal Ankara için konuşuyorum bu fiyatları. Ankara için konuşuyorsunuz. Çok güzel gidiyoruz ama benim asıl soracağım bir soru var. Zamanım da kısıtlı. Ben gerçekten bu programı bir kere daha yapmak isterim Mustafa Hocam. Şöyle bir soru. Niye söyledim? Dışarıdayken bir halktan bir tepki alıyor musunuz diye. Nereye geleceğim? Aslında çok siyaset üstü bir soru sormak istiyorum. Oraya gelemedim. Geleyim isterseniz. Oraya... Soğandan kaldık. Tamam gelin. Soğanda kaldık. Peki. Vatandaş, dostlar tepki gösteriyor. Ya AK Parti'nin bu şeylerde pandemi sürecini biraz daha iyi götürmez süreçten sonra kısmı ve vatandaşa bunu az önce sizin sorduğunuz gibi iyi anlatamıyorsunuz diyorlar. Bunu anlatmanız gerekir diyorlar. Ve bizim yaşadığımız sıkıntıyı anlayın diyorlar. Bu konuda bir öz eleştiriniz var mı kendinize peki? Efendim? Parti olarak bir öz eleştiriniz var mı kendinize? Anlatabiliyor muyuz? Yani anlattığımızı zannediyorum ama demek ki vatandaş bunu anlatamıyorsunuz diyorsa vatandaş haklı. Ben şöyle biz seyahatten geldiğimiz için dükkanlarda yazar müşteri daima haklıdır diye. Söyleyeyim. Mesela şunu çok güzel anlatıyorsunuz değil mi? Mesela domatesler arasındaki mücadeleyi halay halinde olan domateslerin fiyatlarının farklı olmasını çok güzel anlatıyorsunuz. Ama halk şöyle bir şey söylemesi çok normal. İşte domatesin fiyatı şu kadar. Yani halk böyle bir sınıflandırma yapmaz. İşte çeri domatesi şu kadar, baby domatesi şu kadar demez. Domatesin fiyatı bu der. Yani bunu sizin gibi kategorize ederek anlatmak, yani AK Parti bunu yapıyor mu diye sormuştum aslında soruda. Yani bunun fiyatları kategorize etmemiz mümkün değil. Bunu anlatamayız. Yani bunun anlatmanın bir izahı yok. Teknik olarak aslında yok, bunu anlatmak doğru olmaz. Vatandaşa sen bilmiyorsun ben biliyorum ifadesini anlatmak doğru olmaz. Yani bu... şey değil. Şunu görmemiz lazım. Ya dünyada bir sıkıntı var, bizde de bir sıkıntı var. Dünya bunu aşmaya çalışıyor, biz de aşmaya çalışıyoruz. İnşallah. Dünya burada aşarken daha çok bedel ödüyor. Biz daha az bedelle bunu aşmak için gayret ediyoruz dememiz lazım. Evet. Yani yok kardeşim biz çok iyiyiz. Her şey güllük gülistanlık dediğiniz takdirde kimse inanmaz size. İnandırıcı olmaz. Dışarıda kar yağıyor. Ya ne kadar güzel güneş açmış dediğinize inanır mı insanlar? Çok güzel söylediniz. Doğru. İşte bunu bizim anlatabilmemiz lazım. Yani ayaz var diyebilmemiz lazım. İyi korunmamız lazım diyebilmemiz lazım. Ülke olarak biz dışarıdaki ayazdan korunmadığımız takdirde problemle karşı karşıya gelirizi ifade edebilmemiz lazım. Dışarıdaki ayazı bizi bilip vatandaşı uyarmamız lazım. Eğer biz bildiğimiz halde uyarmadığımız takdirde vatandaş der ki kardeşim sen bana reklamların arasında güneşli bir yeri gösteriyorsun. Bana gömlekle çıkarıyorsun ama dışarıda paltoluk bir hava var. Evet, evet. İşte bunu dediğiniz takdirde vatandaş der ki yanlış yapıyorsun der. Bizim bunu anlatabilmemiz lazım. Anlatıyoruz diye tahmin ediyorum ama demek ki vatandaş hala bu soru soruyorsa bu vatandaştaki değil bizdeki eksiklikten dolayıdır. Bizler bunu üzerimize düşerini yapmamız lazım. Genel başkan yardımcılarımız, parti temsilcilerimiz, milletvekillerimiz bütün teşkilat kademeleri buna gayret göstermeleri gerekir. Peki şimdi asıl ekonomi konusundaki temennilerinizi ve tarifi aldıktan sonra asıl konu şu. Niye sordum dışarıda tepki alıyor musunuz insanlardan diye. Şimdi çok siyaset üstü bir şey sormak istiyorum. Yani bunu işte şu parti böyle yapmış, bu parti böyle yapmıştan ziyade insani bir şey açıdan göreceğim. Şu anda çok konuşulan bir gündem. İyi Parti'nin vekillerinden Grup başkan vekili değil artık galiba. Bilmiyorum. Evet. Değil, istifa etti çünkü. Etti mi etmedim bilmiyorum. Etti diyorlar, etmedi de diyorlar. Etti. Ben en azından o kararnameyi gördüm. Kararnameyle olmaz bu iş. Ya o genel başkan kendi imzasıyla görevden alındığı üzerindeki şeyi gördük yani. İstifa etmiştir o zaman öyleyse. Görevden alınmış. Görevden alma yetkisi grup iç yönetmeliklerinde var mı? O teknik tamam, konu. Evet, neticede artık grup başkan vekili değil. Bu hani siyasi sınıflandırmadan daha ayrı bir şey sormak istiyorum. Bingöl'e gidiliyor ve bu vekil ben kardeşimin parçalanmış cesedini gördüm. Şehit kardeşimin. Bu şehit abisi aynı zamanda. Ve aylarca ayaklarını aradım diye anlattığı bir ortam var. Bütün kameralar orada. Başı tamamıyla omzuna yaslanarak orada aslında o vekil kartvizitini bırakıyor. Şehidin abisine. Yani kartvizit derken küfür ediyor. Yani kendi siyasi kimliğini aslında dile getiriyor. Şimdi burada siyasi bir göreviniz var ama ben size bir baba olarak, bir insan olarak hani soruyorum. Adamlık gerçekten nedir? Siyasete gelene kadar bunu sizden bir vatandaş olarak, vatandaşın dilinden böyle bir tabloda siz ne söylersiniz? Şimdi Esra Hanım biz de yaşıyoruz bunları. Bakın 2009 yılıydı hatırlıyorum. Bir şehit cenazesi için Kayseri'ye gittik. Taner Yıldız Bey bakandı. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanım, Başbakan Yardımcımız vardı. Milletvekili arkadaşlarımız tamamen oradaydık. Cenazeden çıktık, şehitliğe kadar yürüyüş yapıyoruz. Tam camiden bir 30-40 metre yürüdükten sonra Bakan Taner Yıldız'a bir vatandaş yumruk attı. Yanlış mı? Yanlış. Ama o vatandaş o anda tahriklere kapılıp bu işi yapmış olabilir. Siyasetçi sabırlı olmalı. Şimdi ben de izledim. Adam tepkisini göstermiş. Doğru veya yanlış. Ciğeri yanmış adamın ya. Adamın ciğeri yangın. O ciğeri yangın adam çerçevesinde diyor ki siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tezkereye Irak ve Suriye tezkeresine evet dediniz. Ama ortağınız Millet İttifakı'nın büyük unsuru PKK ile HDP ile beraber oldu. Hayır dedi. Ona bir şey söylemiyorsunuz kardeşim diyor. Artı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu tezkereye evet diyenler Cumhuriyet'e ihanet içindedir diyor. Genel Başkan'dan herhangi bir tepki gelmiyor. Vatandaş diyor ki benim kardeşimin diyor kollarının kaybolmasında siz PKK'lılarla beraber olduğunuzdan dolayı sorumlusunuz diyor. Evet. O gün Taner Yıldız'ın yediği yumrukta vatandaş diyor ki attığında siz bu davada sorumlusunuz diye attı. Sorumlu o anlamda değil. Buradaki en önemli sabır gösterebilmek. Vatandaşın o andaki bulunduğu psikoloji içerisinde onun gösterebileceği reflekslere katlanabilmek en önemli iş. Çünkü biz milletvekiliyiz, onların vekiliyiz. İyisi de var, kötüsü de var, doğrusu da var, yanlışı da var. O insanların tepkilisi olanı var, sakin olanı var. Onların tepkilerinin her an ne olabileceğini biz düşünmeden ortaya çıkmalıyız. Ama buna tepkimiz aynı olmamalı. İyi niyetle gidip izah etmeye çalışabilir. Adam içinin yangınını ifade ederken orada küfür insanlığa sığan bir hadise değildir. Grup başkan vekilliğinden istifam etti, görevden alındı bilmiyorum. Meral Akşener'in isteği üzerine diye. Bence milletin vekilliğinden istifa etmesi gerekir. Peki meclisin böyle bir yaptırımı var mı? Yok, meclisin yaptırımı yok. O Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilinin düşmesi şeyinden 83. madde galiba o şeye girmez. Bir dava aşaması olacak. Milletvekiliyle bağdaşmayan bir iş yapmış olacak. Üçüncüsü de istifa olacak. Yani küfür milletvekiliyle bağdaşan bir şey mi? İnsanlıkla bağdaşmayan bir şey o iş. O zaman demek ki? Onun cezası farklı. Küfürle ilgili ceza farklı. Yani o küfürle ilgili tazminat olabilir, cezai davalar olabilir. Eğer oradan hüküm giyerse olur. Yani küfür insanlık ayıbıdır. Onu nasıl söyleyebilirsiniz? Bir şehit yakın değil, kimseye yapmamanız gereken bir iştir bu. Yani o anlamda baktığımızda... Ya ben şeyi merak ediyorum yani bu... İstifa etmeden şey düşmez. Milletvekilliği bitmez. Partisinde ne olur İyi Parti, İyi Parti partisinden ihraç edebilir. Niye disiplin kurulu bilmiyorum. O kendi iç dinamikleri. Hatırlayın bizde olmuştu bir milletvekili gazinodan mı bir eğlence yerinden çıkarken oradaki valeye küfretmişti. Biz olağanüstü toplandık ve o toplantıyla birlikte milletvekilini partiden ihraç ettik. MYK'yı topladı Sayın Başbakanımız o dönemde ve o görüntüleri izledik. Görüntüleri izledikten sonra kesin ihraç kaydıyla disiplin kuruluna gönderdik. Ve disiplin kurulu hemen kararını verdi. Yani bunu İyi Parti yapması gerekir. Görevden alma yetkisi genel başkan da olabilir. Ama milletvekilinden düşürmek milletvekilinin istifasıyla bağlantılıdır. Yargı sonuçlarında çıkarsa ağır cezaya gerektiren bir suç var. Bu da yargı kesinleşirse mecliste okunursa olur. Ama İyi Parti'nin milletvekiliyle, kendi milletvekiliyle ilgili bir sorunudur bu iş. Evet, vekillikten istifa etmemişti. Grup başkan vekilinden ağrı olmuş. Şimdi... çok az bir zamanımız kaldı bu canlı yayın münasebetiyle. İnşallah daha uzun bir yayın yapacağım size. İnşallah. Mustafa Hocam. İnşallah sizi üzmedik. Zor sorular soruyorum burada. Onu da farkındayım. Şimdi 2023'te ne olacak Allah'ın izniyle? Ne olacak derken tabii ki biz bunu bilemeyiz ama yani öngörünüz... Bana bir siyasetçi olarak sorarsanız söyleyeceğim şu. 2023'te inşallah Cumhur İttifakı yine her zaman olduğu bir hedefi göğüsleyecek. Hı hı. Ama bir vatandaş olarak sorduğunuzda biraz daha zor olacak. Baktığımızda biz siyasetçiler şu anda siyasetçi Mustafa Elitaş olarak diyorum ki 2023 bizim için Cumhur İttifakı'ya başarılı olarak koşuyoruz. Vatandaş Mustafa Elitaş olarak da diyorum ki Cumhur İttifakı'na 2023'e çok çalışmanız lazım. Çok çalışmanız lazım diyorum vatandaş Mustafa Elitaş. Ben de onu dinliyorum vatandaş Mustafa Elitaş'a. Hep beraber çok gayret etmemiz lazım. Bakın Esra Hanım, doğru, çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Artık Türk milletinin Arafta kalmaması gerekir. Türk milletinin kararlı olması gerekir. Şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye düşünmemeli, netleşmeli. Türkiye'nin gelecekle ilgili çok büyük bir beka problemi vardır. Bu beka problemini aşabilmek için, Türkiye ve coğrafyasında yeni haritalar oluşmasını engelleyebilmek için, terörist devletlerin oluşturmasını ortadan kaldırabilmek için artık Türk milleti Araf'tan çıkıp Arafta sorularla uğraşmak yerine kesin ve kararlı bir şekilde kanaatini belli etmelidir. Benim söyleyeceğim bu. Yani bir şekilde peki bu ittifaklarda sizce hani çok konuşulan bu HDP'nin Millet İttifakı'nda... Esra Hanım bakın Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP İki tezkereye de evet oyu verdi. Hiç firesiz. Şimdi Cumhur İttifakı'nın en büyük partisi CHP hayır oyu verdi. Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı HDP hayır oyu verdi. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı İyi Parti evet oyu verdi. Cumhur İttifakı'nda olduğunu diye Millet İttifakı'nın Sayın Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden olan milletvekili tezkereye evet oyu verdi. Sanıyorum Saadet Partili milletvekili de evet oyu vermiş tezkereye. Ya nasıl bir ittifak bu? Allah aşkına düşünebiliyor musunuz? 6 tane parti var veya 7 tane parti var. Bunlardan 2 tanesi tezkereye hayır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na göre bunlar Cumhuriyet'in hamisi, HDP ile CHP. Diğer partiler, İyi Parti, Memleket Partisi, Demokrat Parti de dahil olmak üzere bunlar Cumhuriyet'e ihanet içindeler. Ya bunlar nasıl bir ittifak olabilir Allah aşkına Esra Hanım? Yani dilim varmıyor, olmaları mümkün değil de bunlar hadi Cumhurbaşkanı oldular. Nasıl anlaşacaklar? İlk günden birbirlerine hain diye bunlar ifade etmeye çalışacaklar. Yani tam bir kaos ve karmaşa içerisinde... Türkiye üzerinde hesabı ve hevesi olanların iştahlarını kabartacak bir durum sergiliyorlar. Onun için bu millet Araf'ta kalmamalı diyorum. kararlı olmalı diyorum. Daha bugünden birbirlerini ihanetle suçlayanlar, ama ihanetle suçlanan öbürü sessiz kalıp ya aman bir şey olmasın çünkü ben başbakan olmak istiyorum, ben eğer sesimi çıkarırsam başbakanlığım elden gider mi kaygısını taşımadan içinden geldiği gibi bir insan refleksini göstererek bu işi yapmalı. Siyasetçi durağanlığını yapmamalı diye düşünüyorum. Maalesef bu. Bir grup başkan vekili çıktı. Dedi ki herkesi hainlikle suçlamak bu kadar kolay olmamalı dedi. İyi Parti'den grup başkan vekili. Ama ondan başka kimse seni çıkarmadı. Niye böyle oluyor? Bunlar ortak olsalar ne yazar? İşte onun için vatandaşımıza bunu söylüyorum. O yüzden bizim millet olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz siyasetçiler hata yapabiliriz. Yanlış söyleyebiliriz, ekonomiyle ilgili farklı şeylerimiz olabilir, vatandaşın derdini anlayamayabiliriz. Ama mesele Türkiye'nin bundan sonraki 2023'ten sonra gideceği yolların nasıl olacağını gösterebilme meselesidir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekili görevimden istifa ediyor. Tamam, istemiş. Demek ki onların grup içi yönetmelikleri... içeride tabii o istifa... Şöyle o... Yani böyle çok gönüllü bir şekilde istifa etmediği çok belli. Yani gönüllü bir şekilde istifa etmemiş. O açıdan çok... Hayır, Sayın Genel Başkanlarından da orada bir öne çıkarmaya çalışıyor. Aslında salı günü yapılacak grup toplantısında şunu yaparlardı. Derlerdi ki biz Lütfü Türkkan'ı güven oylamasına sunuyoruz derlerdi. Oradaki grup temsilcisi üyeler Lütfü Türkkan'ı ezici bir çoğunlukla grup başkan vekilliğinden atarlardı. Demek ki genel başkanımın isteği üzerine diyor. Demek ki istifa etme niyeti yokmuş ama genel başkan evet, istediği evet. için mecbur kalmış istifa ediyor. Ne kadar yanlış bir şey ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. İlk anda bunu yapabilmesi lazım. Ben bir yanlış yaptım. İnsanım, eksiğim. Bu eksikliğimi gidermek için hem o vatandaştan hem şehitlerden, tüm şehit ve gazilerden ve Türk milletinden özür diliyorum. Grup başkan vekilinden istifa ediyorum. Milletvekilliğinden istifa, milletin vekilliğinden istifa ediyorum demesi gerekir. Demedi. Genel başkanın isteği üzerine istifa etmiş. Genel başkan istemesi istifa etmiyor. Bunu ilk gün yapacaktın. Herhalde cuma günü hadise gerçekleşti değil mi? Dün değil, ondan önceki gün. İşte evet. Cuma günü hadise geçti. Bugün pazar günü istifa ediyor. O da genel başkanın isteği, ricasını kıramamış. Durum bu. Allah gerçekten Allah başlara vermiyor. İyiliklerinden ülkemizi korusun diyorum. Amin. Yani. İyiliklerinden korusun. İlk defa böyle bir dua ediyorum. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Uzun. Doldu mu program? Biraz dolmuş. Öyle mi? Geçiyoruz. Peki. Çok hızlı geçti. Çok hızlı geçti. İnşallah ama... dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de sıkmamıştır. Yok, hiç sıkmadık. Sadece hani daha da uzun olacak bir ikinci ara. Ben ekonomiye girince dayanamıyorum. Onun için biraz şey oldu inşallah. Yarın markete gidecek misiniz Mustafa Bey? Yok, alışverişi yaptım şimdi. He. Aylık mı yapıyorsunuz? Haftalık? Yok, haftalık. Haftalık bazen hanım mesaj atar şunları al diye. Çok iyi. O mesajlar içerisinde şey yaparız. Çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bizi kırmadınız o kadar yoğun gündeminizin arasında. En azından 2023'te diyorsunuz ki bir siyasetçi olarak biz Allah'ın izniyle İnşallah. Geliyoruz. Ama bir vatandaş olarak sorarsanız işimiz zor diyorsunuz. Gayret etmeli. Her seçim zordur Esra Hanım. Evet. Hiçbir seçim çantada keklik değildir. Her seçim zordur. Biz her seçimi zor diye çıktık ve kazandık. Bütün seçimleri öyle kazandık. Onun için inşallah Allah'ın izniyle 2023'te yine kazanacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. AK Parti Grup Başkan Vekili aynı zamanda Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'la Arafta Sorular'daydık. Önümüzdeki haftalarda, yani daha sonraki haftalarda bize bir Arafta Sorular sözü de daha vermiş oldu. Zaten kendisini buraya böyle çok gayretlerle getirdik. Önümüzdeki hafta yaşarsak bir şey olmazsa efendim buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.